Travis Scott, Sicko Mode. İnşallah yemeyiz telif, hadi bakalım. Travis Scott kimdir? Biraz araştıralım mı? Bilen biliyordur da gene bir açalım. Jacquua Webster mı? Jacquua, sahne adı Travis Scott. Amerika rapçi ve prodüktördür. Houston, Texas sanatçı T.I.'ın Grand Hustle Records plak şirketiyle anlaşma yaptı. Kanye West'le yakın ilişki kuran Scott, 2012 yılında Good Music derleme albümü Cruel Summer'da birkaç şarkıda yer aldı. Sonra falan filan. Müthiş bir kariyer yani şu anda, öyle mi? 29 yaşında. Ödül. Stüdyo albümleri var bir sürü. Evet, peki. Peki. Hadi bakalım. Yani kendi sesinin üzerine okuyor. Alttan kendi altyapısı geliyor. Sadece o değil, sesi de geliyor. Onun üstüne bir de okuyor. O arkada bağıran o. Bu da o değil ama. Bu stüdyo kaydı. Yani gerçek bir konserin stüdyodan farkı nedir peki sizce? Hiçbir şey kendi okumuyor şu anda. Sadece kendi sahnede. DJ gibi aslında. Yukarıda bağıran o. Ver gazı. Tam oktavına çıkıyor bu arada alttaki sesin. Burada bağırıyor. Yukarıdaki bağıran o. Şimdi şunu anlamak zor tabii. Yani burada şu an insanlar tam olarak neyi dinliyorlar? Ne için bir aradalar? Yani bence olay şu tamamen. Burada herkes bir parti yapıyor beraber aslında. Yani eğlenmeye gelmişler. Travis Scott sahnede. Travis Scott da zaten neredeyse hiçbir şey canlı söylemiyor. Sadece arkadan bağırıyor. Yani aynı kendisine eşlik ediyor. Mesele Travis Scott'ın görüntü olarak sahnede olması, zıplaması, atlaması, sizinle orada beraber dinlemeniz ve eğlenmeniz. Yani şurada performans olarak ne performans yapılıyor sizce? Dans ediyor, seyirciyi coşturuyor, eğleniyor. Bence bu böyle DJ'likten kırma bir iş artık. Hani sanki DJ gibi bir şarkı giriliyor. Bir şarkıyı gönderiyor, o da üstüne işte perform yapıyor. Ama yani şey yok. Şarkıcılık yok. Hiçbir şey yok. Yani bu şekilde bağırarak zaten sesi tamamen kısılır. İnanılmaz ya. Yani mesela Travis Scott dünyada ne kadar dinleniyor? 14.3 milyon takipçisi var değil mi? Tam 14.3 milyon takipçi. Ve bu 14.3 milyon takipçinin dinlediği ne? Ya bir stüdyo şarkıcısı dinliyorlar. Şarkıları dinliyorlar. Onlara hoş gelen o sözleri, müzikleri dinliyorlar. Eğlenceyi dinliyorlar. Yani eğlenme modunu seviyorlar. Ama aslında burada şarkıcı performansı diye hiçbir şey yok. Sıfır. Yani çok ucuz. Gerçek bu. Ne yapayım yani? Hiç kimsenin bir şey çaldığı yok. Onun da bir şey söylediği yok. O zaman ne yapıyor insanlar? Bir DJ performansından hiç farkı yok bence yani. Yani David Guetta izlemekten hiçbir farkı yok. Yani David Guetta'yı açın izleyin. Müzik çalıyor. O da yerinde şu hareketi yapıyor zaten. What your fucking head diye bağırıyor işte yani. Bu. Bak sesi kısayım. Bakın işte yani. Kesin onda bile telif vardır da. Bu.
Bana hiçbir şey söylemiyor. Bu işte yani. Ya burada seyirci de yok tabii bunun şeyinde. Nasıl seyirci olacak ki tabii. Onun kaçını izlemiştim. Miami şeyini izlemiştim, konserini. Müthiş bir konser. Çok eğlenceli. İnsanlar tamamen partilemeye gelmişler. Yani eğlenmeye gelmişler. Herkes bir arada dans ediyor. Harika. O da çıkıyor sahneye. O şovunu yapıyor. Ama herhangi bir şey söylemiyor. Travis Scott'ın da diğerinden yaptığı pek bir şey fark etmiyor aslında. Ya bana öyle geliyor. Bilmiyorum. Ben belki bilmiyor olabilirim. Adam belki acayip bir şarkıcı olabilir. Fakat burada öyle bir şey yapmamıştır. Hani tamamen full de gömmeyeyim ama öyle bir şey yok.